falan. Evet, orayı fotoğrafladım. Sonra Fas'a gittim. Fas'ı boydan boya gezdim. Büyük Sahara Çölü'ne gittim Afrika'da. Onun dışında Asya'da pek çok yeri gördüm. Rusya'da Türk soyu vasıtasıyla Başkurtların yaşadığı, Başkurt Türklerinin, Tatarlar biraz da Ruslar var. Bir özel cumhuriyet var Rusya içinde. Ufa şehri, Moskova'dan sonra en zengin şehri. Orada 12 gün kalıp orada fotoğraflar çektim. Sonra bir davetle Tataristan'a gittik. Orada Kazan ve Alabuga Üniversitesi'nin davetlisi olarak orada işte gösteri yapıp sunumlar, konferans yaptık. Yani fotoğraf hem gezdiriyor, hem belli kültürleri tanımanızı, hem dost edinmenizi sağlıyor. O tarafı da çok güzel Dünyayı yani. Görüyorsunuz aslında. Yani Evet, sadece fotoğraflamıyorsunuz da dünyayı yaşıyorsunuz. Yani, yaşıyorsunuz evet. tabii. Çünkü ben Bangladeş'teydim bu geçen 2 hafta önce. Oradaki Biennale gitmiştim Tam jüri üyesi fotoğraf olarak. yeriymiş mesela, tahmin ediyorum. Yalnız ben bir şey Kültürel. yaptım. Ben 3. kere gittim oraya. Tabii ki yani dünyanın demeyelim mi? Asya'nın en yoksul ülkelerinden bir Yoksul, tanesi. evet. Ve bu yoksulluk sokaklarda bunu görüyorsunuz. Ama ben objektifimi o yoksulluğa tutamadım. Doğrultmuyorsunuz değil mi? O bir Tutamadım. bakış açısıdır. Babam da öyledir. Tutamadım Ben yani. şimdi benim felsefem de ben fotoğrafta mutlaka estetik taraf bir şey ararım. Yani en kötü bir şeyi de çeksem, çöpü de çeksem onun estetik tarafını çekmeye çalışırım. Yani göze hoş gelsin yani. Evet. Yani evet bu bizim şeyimiz de var. Bende de aynı şeyi düşünürüm. Yani bir kısmı bir zamanlar çok yaptılar onu mesela. İşte kırık dökük çekmek hani Ya fotoğrafını yani fakirlik değil tabii ki tabii öyledir ama yani o insana da yazık yani o onu da başka bir siz şey tabii. Bir proje yaptıysanız bir sosyal sorumluluk projesi ki o projelerde hoş oluyor onları çalışmakta bir ekip kuruyorsunuz o ekipte 8-10 kişi oluyor değişik bölgelerde değişik şehirlerde topyekün o proje adına çalışıyorsanız işte onların belki ne bileyim zorlukları yaşam kavgaları az gelirleri onları belgeleyip bir sergi açmak, çalışmak o zaman olabiliyor mesela. Yani bir ses getirmesi, duyulması açısından. Mesela biz şimdi Ankara'da AFSAT, daha doğrusu Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun bir projesi, mevsimlik tarım işçileri. Mesela böyle bir proje var. Onun için de çalışıyoruz. Değişik yerlere yaz boyunca gidip fotoğraflar çektik. İşte onlar doğudan, güneydoğudan geliyor. Tarlalar ekiliyor. Hasat oluyor. Hem çok zevkli bir çalışma oluyor, hem de belki bir katkısı oluyor yani diye Ama şey düşünebilir. çok güzel. Mesela o gidip orada yaşamak gerekiyor. Yani ben işte orada gezerken Bangladeş'te. Bangladeş'te ya çok keyifli. Gerçekten ilginç. Yani bambaşka bir dünyanın içindesiniz gibi Evet. orada. Onu gözüküyor. Çok güzel. Ama farklı bir kültür değil Farklı mi? bir Sizi kültür. etkileyen coğrafya Şimdi ben farklı. farkında değilim. Oraya bakıyorum, buraya bakıyorum. İşte orayı çekiyorum, buraya çekiyorum falan. Birden burnumun yanmakta olduğunu hissettim.